Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine sığındı. PKK'nın kirli yüzünü anlattı. Değerli izleyenler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Ayşegül Biçer, aylar süren mücadelesinin sonucunda oğluna kavuştu. Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli yüzünü İhlas Haber Ajansı ekibine anlattı. Çok fazla dışarı çıkan biri olmadığını, internet üzerinden örgütün YPG'nin videolarının önüne çıktığını kaydeden Biçer, onların sözlerine yenildim ve örgütle iletişime geçerek DEAŞ'ta savaşmak istiyorum talebimi ilettim. Onlar da geldikten sonra sizi daha sonra yine geri göndereceğiz dediler. Bir aylık görüşmeden sonra bana Şanlıurfa'ya gel dediler. Urfa'da iki Arap kaçakçı ve başka biriyle buluştuk. Akçakale'de de bir gece kaldık. İki Arap kaçakçı Suriye'de Tel Abyad bölgesine kaçak geçiş yaptı. Ben daha o gece vazgeçmek istedim. Beni korkuttular. Artık geri dönersen devlet sana zulüm yapar. Seni tutuklar dediler. Beni korkutarak zorla Suriye tarafına geçirdiler. Sonra bana zorla video çektirdiler. Ve ardından ZAP bölgesine beni gönderdiler. Orada olduğum süre içinde hiçbir zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya girmedim. Terör örgütüne katılmadan önce anneme mektup yazmıştım ve güvenlik güçlerimize ve Mehmetçiğimizle vatanıma karşı bir mermi sıkmayacağıma söz vermiştim diye konuştu. Biçer terör örgütünden kaçış planını ise örgüt içerisinde ilk günden beri zorla kalıyordum. Artık planlamamı yaptım. ZAP bölgesine gidebilmek için köylülerin arabasına bindim. Bölgeye giderken KDP'nin kontrol noktasına araba hareket halindeyken kendimi attım. Peşmergelere teslim oldum. Onlara güvenlik güçlerine beni teslim etmelerini istedim. Onlar da bir süre benim tedavimi yaptıktan sonra güvenlik güçlerine teslim ettiler şeklinde konuştu. Terör örgütünün kendi içerisinde kadına karşı istismarının olduğunu aktaran Biçer, kadına karşı bir istismar var. Kamera arkasında her şey çok farklı görünüyor. Kadına özgürlük diye bir şey yok. Örgütte kaldığım süre içerisinde birçok kadının tecavüze uğradığını, hamile kaldığını gördüm. Örgütten kaçmak isteyenler çoktu. Kaçınca burada tutuklanma korkusu nedeniyle kaçamıyorlar. Ben hiçbir zaman örgütten kaçtığım için pişman değilim. Onlar da kaçıp teslim olsun. Orası ölüm yeridir. Türkiye'deki şu andaki ağaçları yakan PKK'nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir dedi.